Hükümet şunu söyleyebilir. İşte asgari ücrete %50 artış yapıyoruz. SSK, Bağkur emeklilerinin %38 enflasyon farkı var. %12 de refah payı verip %50'ye tamamlıyoruz da diyebilir. Ama seyyanen artış olmadan %50'ye tamamlanmasının da bir anlamı olmaz. Devlet memurlarına verilen 8.077 lira tüm emeklilere verilmelidir. Bundan 8 yıl önce emekli olmuş diyelim. Birisi bir devlet memuru emekli olmuş Bahar Hanım. 8 yıl önce. 8 yıl önce asgari ücretin 3 katı parayla emekli olmuş. Şu an parası 33 bin lira. O kişinin 8 yılda aylığı kaça düştü biliyor musunuz şu anda? Asgari ücret seviyesinde alıyormuş. 8 yıl önce emekli olduğunda devlet memurlarının durumu da çok kötü. Devlet memuru emeklilerinin özellikle. Devlet memuru emeklilerinin de ikiye ayırıyoruz devlet memuru emeklilerini. 1.10.2008'den önce, 1.10.2008'den sonra emek sisteme girenler, devlet memuru olanlar. Diyelim ki Bahar Hanım siz 1990'da sigortalı oldunuz. Çalıştınız. Sonra iş yeri açtınız. Ama hep sistemin içindesiniz. Primleriniz yatırılmış. Devlete de 1.10.2008'den sonra girdiniz. Ben de devlete 1.10.2008'den önce girdim. Ama aynı meslek kolunda da çalıştık. Devlete 1.10.2008'den sonra giren kişi 1.18'den önce giren kişiden %40 daha düşük emekli aylığı alıyor. Ben şöyle örnek de vereyim daha iyi olur. Bakın bir Tabii hemşire ki geldi. Bakın bir hemşire geldi ofisime. Özgür Bey dedi ben emekli oldum. Emekli aylığım çok düşük. Baştan bak kaçta? 8 bin ya da 9 bin liraydı. Yanlış olmasın. Ya Özgür Bey dedi benim kendi üniversiteden arkadaşım. Aynı anda mezun olduk. Aynı yerde çalışmaya başladık. Biz sözleşmeliydik. O 2008'den önce kadroya geçti. Ben de 2011'de kadroya geçtim. Şimdi ikimiz de EYT yasası çıktı. Emekli olduk. İşte ben 8 bin lira mı dedi, 9 bin lira mı? Onu tam hatırlayamadım. Bu kadar aylık alıyorum dedi. Arkadaşım 14 bin lira aldı dedi. Maaşımız her şeyimiz aynı. Görevimiz de aynı. Hemşireyiz ikimiz de dedi. Bakın devlete giriş tarihine göre bile emekli aylığının farkına bakın. Ya sistem yamalı bohça. Bir de şu anda çözüm bekleyenler var Bahar Hanım. Onları da bir söyleyeyim ister misiniz? Çok ben çok sevinirim. programlara katıldığımda ya Özgür Bey bizim durumumuzu dile getirin. Biz de bekliyoruz diyenler var. Bana çok sık soruluyor. Şimdi Bağkurlar'da 7200 prim günüyle kadınlar 9000 günlü erkekler emekli olur. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir düzenleme yapacağız demişti. Hatta yaptık demişti. Twitter'dan paylaşım yapmıştım. Prim gün sayılarını düşüreceklerdi Bağkurlar'da. İşte kadınlarda 5400 günü, erkeklerde 7200 güne herhangi bir yasal düzenleme olmadı. Bağkur'da gün eşitlemesini bekleyen kişilerin sayısı çok fazla. İlk işe başlama tarihi stajyer ve çırak olan kişilerin ilk işe başladıkları zaman adlarına iş kazası ve meslek hastalığı primi yatırılıyor. Emeklilikte sayılmıyor. Stajyer ve çıraklar yine haklı bir şekilde bekliyorlar ama yasal bir düzenleme henüz yok. 1.10.2008'de kadınlara doğum borçlanması hakkı verildi. Adı üzerinde doğum borçlanması ama çocuk dünyaya getiren tüm doğum yapan kadınlar yararlanamıyor. Diyor ki sistem ilk önce sigortalı olarak çalışıp sonra çocuğunu dünyaya getiren kadın doğum borçlanmasından yararlanır. Önce çocuğunu dünyaya getiren sonra sigortalı olan kadınlar doğum borçlanması yapamaz. 4.10.2000'de Bağkur'la ilgili bir tescil konusu gündeme geldi. Diyelim ki iş yerinizi önceden açmışsınız 90'lı yıllarda ama prim yatırmamışsınız. 4.10.2000 tarihi milat kabul edildi. Ondan önce şirket ortağıysanız ya da iş yeriniz varsa Bağkur günlerinizi alamıyorsunuz, emekli olamıyorsunuz. 8 Eylül 1990 tam o konuyu söyleyecektim. Şimdi yazıldı kademeli emeklilik. 8 Eylül 1999 tarihin itibariyle EYT yasası çıktı. 9 Eylül 1999 bir gün sonra sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşını bekleyecek. Yani en azından mantıklı bir kademinin gelmesini şu anda bekleyenlerin sayısı çok fazla. Düşük emekli aylıklarını biraz önce anlattım. Bu aylık bağlama oranlarının değiştirilmesi gerekiyor. Köklü bir çözüm. Bununla ilgili herhangi bir şu anda çalışma yok. Orta vadeli programda bunun sinyali verildi ama ne olacağını bilmiyoruz.
EYT'de 3600 günle 5000 günle emekli olacaklar vardı ama normalde 8 Eylül 99 öncesi kadınlar 3600 günle 50, erkekler 55 yaşında emekli olurdu. Sonra kadınların 58, erkeklerin 60'a çıktı. EYT'deki tüm yasalaklar verilecek denildi ama 3600 günle bu yasalak verilmedi. Askerlik borçlanmasında çok garip bir durum var. Devlet memurlarına askerlik borçlanmasıyla maalesef işe başlama tarihini geriye doğru götüremiyor. Mesela bir kişi 2000 yılında sigortalı olmuş, 98'de askere gitmişse, bağ kuruluysa askerlik borçlanmasıyla EYT'li oluyor. SSK'lıysa askerlik borçlanmasıyla EYT'li oluyor ama devlet memurlarına bu hak verilmedi. Engellilerin emekliliğinde 2021 yılında Maliyet Hizmet Tespit Yönetmeliğinde bir değişiklik oldu. Her şey Arap saçına döndü. SGK kurumlarındaki memurlar bile ne yapacağını bilmiyor. Engelli vatandaşlar şu anda emekli edilmiyor. Saçma bir durumun içine sokuldular. Engelli statüsünde emekli olmak istediği zaman yok diyorlar. Seni biz mağduren emekli edeceğiz. Sonra da kusura bakma mağduren emeklilik şartlarını taşımadığın için emekli olamazsın diyor. Kadın ya da adam diyor ki ya kardeşim ben zaten mağduren emekli olamayacağımı biliyordum. Ben engelli statüsünde emekli olmak istiyorum diyor. Ha öyle mi diyor öyleyse bir kere daha git diyor bize rapor getir. Sonra tekrar raporu getirdiği zaman seni tekrar mağduren emekli edeceğiz diyor. Yani insanları pinpon topuna çevirdiler. Bir oraya bir buraya koşturuyorlar. Sonuç yok. Onlarca konu var. Bu konuları insanlar takip ediyor. Ne olacak, ne bitecek diye. İşte torba yasalar geliyor. İçinde bu maddeler olacak mı diye biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Herhangi bir yasal düzenleme maalesef şu ana kadar doğru düzgün insanları mutlu edecek, sigortalıları mutlu edecek bir düzenleme yok. Şimdi bir torba yasa geldi. Torba yasada sadece 2012-2014 arasında GSS borcu olanların borçları siliniyor. Yani yıl 2023, 2012-2014'teki borçlar borç mu kaldı zaten o tarihlerde? Hakikaten ya. Peki 2024 nasıl geçecek? Yani bu anlamda insanların beklentileri belli ki TÜİK'ten ötürü karşılanmayacak gibi. 2024 zor mu geçecek yoksa seçimlere kadar olan kısmı mı seçimlerden sonraki kısmı diye ikiye mi ayırmak lazım? Şöyle bence hükümet seçim döneminde anketlere göre karar verecek. Anketlerde bakın tüm belediyeleri ayırıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ayırıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir kere yenildi. Orada Binali Yıldırım yenilmedi. Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı yenildi. Bir kere daha sonra seçimleri ertelediler. Bu sefer de büyük bir farkla yenildi. Üçüncü bir kere yenilmeyi kaldıramaz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın psikolojisi de bunu yönetemez. Kaldıramaz. Bu nedenle de İstanbul ne olursa olsun almaları gerekiyor gözüyle bakıyorlar. Artık bu iş başka bir konu kendileri için. Bu nedenle de baktılar ki anketlerde böyle biraz dalgalanmalar var. Durumlar da belli değil. Şu anda hükümet biraz işte İyi Parti'nin tek başına seçime gireceğinden dolayı işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değişti. Parti içinde de böyle tam böyle oturamadı şu anda parti. Bunları gördüğünde ben bu seçimi yine alırım diyor. Türkiye'nin dört bir yanında belediyeleri toplarım diyor. Kazanırım. Ama anketlerde özellikle İstanbul'da aksi bir durum olduğunda bence ayrıca müdahaleler yapılabilir. Emekli aylıkları konusunda da, ücretler konusunda da, biraz önce saydığım o konularda da Ocak'ta, Şubat'ta torba yasalar da gelebilir meclise. Çünkü İstanbul seçimi, tüm Türkiye'yi ayırdım, İstanbul'u bir tarafa koydum. İstanbul seçimi emeklinin aylığını da belirleyecek. Bence Erdoğan şey versin İstanbul'dakilere yaşam tazminatı ya da bu kiralar meselesindeki kira tazminatı versin. Belki o zaman bir şansı olabilir. Bu durumda da Tabii Mehmet Şimşek var. Manisa'dan, Bartın'dan, Kars'tan, Erzurum, herkes İstanbul'a gitmek ister. O da bir garabet. Şimdi siz enflasyon rakamı açıklıyorsunuz. Ya hocam Allah aşkına İstanbul'un enflasyonuyla Çorum'un enflasyonu aynı olabilir mi ya? olamaz tabii ki. Şimdi Yani. asgari ücret konusunda diğer konuları biz de bunları dile getiriyoruz. Yani diyoruz ki farklı şeyler söylememiz gerekiyor. Şimdi sabah İstanbullu işe gidecekse 3 saat önceden, 2 saat önceden kalkması lazım. Tabii canım. Ona göre harcaması ona göre. İşe gidişte, gelişte tüm harcamaları daha fazla. Ulaşım maliyeti. Şimdi ben şöyle bir örnek verdim. İşte Halk TV'de programda bir örnek verdim. İşte neden Çin örneğini veriyorsun dediler. Yani Çin işte ucuz iş gücü. Sen de ucuz iş gücü örneğini veriyorsun dediler ama
Benim öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmeden ben böyle verdim. Sadece şöyle yapıyor mesela Çin. Tarımsal bölgelerdeki ücretlerle sanayi bölgelerdeki ücreti ayırmış. Tarımsal bölgelerde maliyet daha düşük. Yaşama maliyeti ama sanayi bölgelerinde yaşamının yüksek bir maliyeti var.